Kita sedang penelitian tentang sejarah Turki Utsmani ini, bukan hanya di Turki. Tapi kita kemarin sampai ke Mesir, ke Syam, itu ke Suriah, itu kita juga lagi cari arsip-arsipnya. Jadi di Mesir itu kemarin kayak peninggalannya Mamluk dan lain-lain di zaman Turki Utsmani itu, kita lagi cari arsip-arsipnya. Buku arsip dari di Semiyara sama Yapyorus ya, saya buka jadi apa ya? Sadece Turki değil, hatta Syam, kahir ada Mesir dah, saya Suriah dari kiwar, Syam, hatta buku jadi Suriah lihatan, Syam Sudin hoja. Nah, ada oraya gidiyor, araştırma yapıyor. Tabii. Osmanlı eserlerini mi araştırıyor Suriye'de? Aynen, var. Orası var. O zaman şey yapacak, bak ne yapsın biliyor musun? Halep'ten başlasın. Halep'ten başlasın. Halep'te aynı İstanbul'daki Mısır çarşısı, kapalı çarşısı gibi çarşılar var. Onları söyle kendisine. Yine aynı şekilde mesela Filistin'de önemli bir şey daha var. Bak ben size bir ipucu vereyim. Neydi? Büyük Kıyamet Kilisesi'nin anahtarı Müslümanlarda, Osmanlı zamanında bırakılmıştır. Tamam mı? Kudüs'te. Hristiyan mezhepleri kavga etmişlerdir. Bir Müslüman aile o kilisenin kapısını açar kapatır, tamam mı? Osmanlı'dan gelen bir gelenektir bu. Osmanlı koymuştur kanunları, biliyor musun? Biliyorum. Onu kardeşime söyle ben. Yani hem Filistin'de hem şeyde Suriye'de yani Osmanlı eser çok. Mesela şeyde Kavalalı Sülalesi'nin Mısır'da birçok şeysi var, tamam mı? Eseri var yani, Osmanlı eserleri çok. Ha, di Mesir bahkan kayak di İstanbul kita bisa melihat juga ada pasar tertutup. Itu ternyata diambilnya dari Mesir, dari apa namanya sejarah di sana yang di itu ya, Spice Bazaar. Ah, Spice Bazaar sama di ada dua ya, tempat kan. Saya lagi nyari arsip tentang serah terima mandat khilafah dari khalifah terakhir Baghdad dari Abbasiyah yang sembunyi di Kairo kan, itu dilindungi sama Mamluk waktu itu. Nah, ketika Sultan Salim itu kan memenangkan peperangan antara Mamluk dengan Utsmani. Nah, itu kan kalau di buku sejarah itu kan memang diceritakan menyerahkan semua relik suci dan mandat kekhilafahan ke Yaqub Sultan Salim. Makanya kan Yaqub Sultan Salim itu khalifah pertama dari dinasti Turki Utsmani. Cuman saya mau cari di mana arsip yang menulis resmi. Tentang resminya itu loh, belum ketemu. Kemarin di Mesir saya coba tanya-tanya juga belum ketemu. Mungkin kemungkinan sih ada di sini, cuman nggak tahu boleh dibuka atau enggak. Iya, karena setahu saya orang-orang yang bisa masuk ke perpustakaan itu orang-orang khusus yang bisa bahasa Osman Leja. Osman Leja kan berbeda bahasanya. Iya benar. Şey var mesela. Süveyş kanalından, tamam mı? Osmanlı yapmayı önce planlıyor. Ama tabii elden kaçırınca Fransızlar ve İngilizler yapıyor. Fransız İngilizler arası var. Ama Osmanlı eserleri arşivi özel olarak sahsi olarak alabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Neresi olduğunu? Yoksa özel çünkü Osmanlıca ya. Orası sadece Osmanlıca bilen kişi olurlar. Şimdi Osmanlıca zaten normal Arap harflerini okuyabilirsen. Zaten Türkçe aynı zaten. Türkçe yani. Türkçe o yani. Şuradaki mezar taşlarını okuyabilen. Yani Arap harflerini bilen. Tamam, şu var. Aynen. Osmanlıca'da birkaç tane harf var. Fazla. Bir J var mesela. J. Üç noktalı bir şey var, tamam mı? Bu Z'nin üç noktası J olarak okunur bizde. Hı. Tamam mı? Bir mesela bir şey var. G var. G. O şu kefin. Tamam mı? Kefin. İki tane böyle çizgi oldu mu? G okunur. Tamam mı? Gülşen okunur mesela. Aynen. Gül cemalin gülşen ettiği alemi. Tamam. Diye mesela şey var mesela bir şiir kitabında orada şey yaptım. Yani 3-4 tane var. Mesela bir de bizde şey var. Bir harf daha var. Ç var. Ç, tamam mı? O da alta 3 tane nokta koyuyorsun. Alta 3 tane P var mesela bir de. P harfi. 4 tane farklı harf var. Hepsi aynı zaten. Aynen. O da şeyde de Farsça'da da var onlar. 4 şey, tamam mı? Zaten şeyde, tamam mı? Osmanlı kültüründe, tamam mı? Farsça, Arapça, tamam mı? Selçuk'tan gelme bu, tamam mı? Niye biliyor musun? Mesela Selçuklu Türktür ama nedir? Şeyse resmi dili, resmi yazışma dili Farsçadır. Farsça. Farsçadır, biliyor musun?
Yani üşüdün mü? Şey alsın. Yok yok, öyle sıkıntı yok. Bizim kız şey getirecek, tamam. Yani ve Türkçe o kadar zenginleşmiştir ki, tamam mı? Aynen doğru. Aslında bu Arapça ve Farsça şeyleri biz çıkarınca Türkçe biraz zayıfladı. Aynen Türkçe aslında. Türkçe biraz zayıfladı aslında. O kelimeleri çıkarmasaydık mesela. Bugün Fransızca'dan, İngilizce'den gelen kelimeler de var. Türkçeleşmiş ama. Aynen, onu kullanacağız abi. Yani. Aynen onun gibi. O, ne oluyordu mesela? Eğer biz onları çıkarmasaydık. Şimdi buradan girdi mesela. Ta şeyden, Bosna'dan Taşa'ya kadar. Orta Asya'ya kadar. Mesela Farslarla anlaşabiliyorsun. Aynen. Araplarla anlaşabiliyorsun. Aynen. Öyle bir şey vardı. Aynen. Tamam anlaşabiliyorsun. Aynen. Yani çatmadan anlaşabiliyorsun. Bu çırılacak o zaman. Ama dilde sadeleştirme bunu bitirdi. Anlaşamıyorsun şimdi. Kata beliau ya tadi juga kan ya ternyata yang bisa emang yang mungkin yang bisa cuma Osman aja doang, tapi sebenarnya kalau kita sudah bisa bahasa Arab dan bahasa Turki ya enggak apa namanya enggak kesusahan karena sama aja kan, paling cuma ada 4 huruf doang yang tadi beliau jelasin, ada 4 huruf itu yang berbeda karena kan Osman Leja itu bahasa Arab tetapi dia bahasa Turki gitu. Mesela Fransızca'dan da tulisannya Arab tapi dia son zamanda bize Fransızca'dan çok kelime girmişti mesela Osman'ın son döneminde. Bakın, ama ne olmuştur o? Artık Türkçeleşmiş yani mesela ceket. Ha. Ceket olarak kullanılıyor. Aynen ceket. Mesela pantolon. Pantolon. Fransızca ama benim pantolonlar biz artık Türkçeleşmiş. Bunu atmaya gerek yok yani. Aynen zaten. Tabii. Artık Türkçeleşmiş. O Türkçe veya televizyon İngilizce'den gelmiş. Bunu atmaya gerek yok. Bu tuvalet. Mesela tuvalet gelmiş artık. Girmiş yani bunu. Bunu değiştirmeye gerek yok aslında. Gerek yok yani. İşte Arapçadan ve Farsçadan gelenlere de değiştirmeye gerek yok. Bir yanlış yapıldı. O zaman bütün bağlar koptu yani. Kültürel bağları şey yaptı. Sıkıntı oldu yani. Mesela bir Tacik'le anlaşamıyorum mesela. O da Türk. Evet. Onun şeysi biraz fazla. Tacikler'in dilinde mesela Farsça fazla. Farsça fazla arası. Fazla. Mesela şeylerde Afganlarda, Peştunlarda da anlaşabiliyoruz değil mi? Aynen, aynen. Onlarda da Farsça var aslında. Aynen, Türkçe var, Farsça var. İçi beraber. Ama olsaydı Arapça da var. Daha rahat anlaşabilirdi yani. Tabii. Tabii menurut beliau gara-gara Turki ini dijadikan bahasanya bahasa Turki gitu kan. Dulunya kan zaman Seljuk itu memakainya bahasa mereka itu bahasa Persia sebenarnya, bahasa Prancis gitu. Tapi kan banyak dari kalimat-kalimat Arab, banyak dari kalimat-kalimat bahasa Persia itu digabungkan. Nah, kalau ketika itu ketika zamannya Osmanlı, akhir-akhir Osmanlı ketika zaman Republik itu bahasanya tetap menggunakan bahasa itu, orang Turki bakal bisa ngomong dengan beberapa banyak bahasa. Karena apa? Karena sekarang pun kayak bahasa-bahasa, contoh kata tadi belum kasih contoh bahasa Turkinya celana pantolon di sini. Kalau bahasa Prancisnya pantolon. Jadi enggak sebenarnya enggak. Bahkan di bahasa Arab juga seperti itu. Pantolon itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab pantolon. Francis, Francis. Arab, Arabi. Pantolon Arab. Pantolon Fransızca. Pantolon. Ama herkes kullanıyor. Arap da kullanıyor. Aslında Türk de kullanıyor. Ha. Pantolon Fransızcadır. Ben Fransızca okudum. Köken olarak Fransızcadır. Ceket. Ceket diye. Ceket olarak kullanıyoruz mesela biz. Yani bu dillere girdi yani. Aldı dillere. Aynen. Mesela şeyde Sırpçada Türkçe bir sürü dil şey var mesela. Sırpçada bile. Sırplar var ya. Sırbistan. Onun bir çok Türkçe şey Türkçe kelime var. Aynen. Türkçe kelime var. Yani. Zaten çünkü bunlar Osmanlı. Diller bir etkileşim zaten. Aha. Çok da araştırırsan Hazreti Adem'e vuruyorsun. Tüm diller. Değil mi? Doğru. Hazreti Adem'e kadar kaç dil var? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Şey değil kardeşim. Sağ ol. Ya bak bunları bitirin gençler. Üşüdün mü? Şey getirelim. Teman-teman baik. Terima kasih obrolan kita sama beliau. Siapa namanya? Alauddin. Alauddin Hoja. Cukup sampai sekian. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam vlog kita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenem bekleriz. Ditunggu lagi sama beliau.